Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramına her cemiyette, her sohbette onlara farklı şekliyle uyarır. Yani aynı hadisi şerifi farklı versiyonlarıyla işte Ebu Hureyre'den, işte Muaz bin Cebel'den, işte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan aynı hadisi şerifin farklı şekillerini duyabilirsiniz. Ayşe validemiz, Ayşe annemiz buyururlar ki, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün eve geldiği zaman, "Ya Ayşecik, bu evde farklı bir hava var, sende farklı duygular var, nedir bunun hikmeti?" deyince dedim ki, "Ya Resulallah, bugün bir anne geldi evimize, kapımız çaldı ve baktım ki yanında 2 tane evladı olan, kız evladı olan ve ihtiyaç sahibi bir anne bizden dilenmeye gelmiş. İhtiyacını gidermek için peygamberin evinin kapısını çalan bir kişi. Dedi ki, bana ikram edecek bir şeyiniz var mı? Ben de eve baktım, yokladım, her tarafa baktım. Peygamberin evinde 2 hurmadan başka bir şey yok. Onları o anneye verdim. Anne döndü yanındaki 2 kız evladına benim verdiğim hurmaları paylaştırdı ve buradan gitti." Ayşe annemiz hüzünlenmiş. Efendimiz Aleyhissalatu vesselama hüzünlü, duygulu bir şekilde duygularını ifade etmiş. "Ya Resulallah, kapımıza gelen bir dilenci, yanında 2 evladı olan birisinden bahsediyor." Ama Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ayşe validemize öyle bir ufuk, öyle bir umut, öyle bir müjde veriyor ki Ayşe validemiz buyurur ki, "O dilenen kişinin dilendiği şeyi unuttum." Efendimiz buyurdu ki, "Her kim 2 evladını ama erkek evladını demiyor, dikkat buyurun. 2 kız evladını iffetli, hayalı bir şekilde yetiştirirse yarın mahşerde benimle şu 2 parmağım gibi, yani yan yana buluşmamıza, yani cennette peygamberlerle aynı protokolde olmasına vesile olacak." Ashab-ı kiram duyunca Efendimiz Aleyhissalatu vesselama, "Ya Resulallah, bir kız evladı olsa olmaz mı?" Kardeşlerim, kız demek ümmeti Muhammed demek. Kız demek cennet vesilesi demek. Kız demek %100 Allah garantisinde, Allah himayesinde olan, onlara o nazarla bakmak demek. Kız evladı demek Kabe'nin bütünlüğü demek. Kudüs-ü şerifimizin iffeti demek. Kız evlatlarımızı Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ifadesiyle, iffetiyle, ahlakıyla, akidesini bozmadan ergenlik yaşına kadar büyüten, onları helaliyle evlendiren anne babaya müjdeler olsun. Yarın benimle cennette beraber olmalarına vesiledir.